gül çıkmazında aşk, kiminin avuçları arasından kayıp giderken... Alo, merhaba. Ömer'in büyük sırrı 12 yaşında bir kız çocuğuydu. Bizi böyle dikmek için mi çağırdın? Ya o kız çocuğu ilk kez o gün... Merhaba. ...annesiyle beraber Elif'in evindeydi. Elif, bu Sibel. Bu da Melek. Hoş geldin Melek. Az bulduk. Babalık testi sonuçlarını getirmişlerdi. Çok güzelmiş eviniz. Pek güzelmiş. Bizi oturtmayacak mısınız? Siz neye bakıyorsunuz öyle? Ah sosis şeyi bekliyorsunuz. Ömer çocuk burada. Melek içeride oyuncaklar var. Gel sen onlarla oyna. Biz büyükler konuşalım biraz. Nein. O biliyor her şey. Ben ona anlatıyor her şey. %99.9 doğruluk oranında kan bağı saptanmıştır. Melek, Çınar, Ömer. Ben anlamadı. Buna ne oluyor? Sen istedi, ben yaptırdım. Ona ne? Elif. Ben seni böyle görmeye dayanamıyorum artık. Bak, istersen kov beni ama ne olur üzülme artık. Bak, ne desen, ne yapsan haklısın, tamam mı? Bak, eğer istersen boşanabiliriz Elif. Hayır. Ben boşanmak falan istemiyorum. Yani sonuçta ben yokken yaşadın sen bunu. Ben seninle birlikteyken hayatta böyle bir şey yapmam, biliyorsun değil mi hayatım? Biliyorum. Tek tesellim bu zaten. Ama yani hani ben yokken yaşadığım bir şey için biz niye ailecek ceza ödüyoruz ki? Ben o kadının bize bunu yapmasına izin vermeyeceğim. Ne yapacağız peki? Aylardır bize çektirmediğini bırakmadı Ömer. Ben o kadının karşısında seni yalnız bırakmayacağım. Aa, ne oldu? Scheiße. Was machst du? Sie meckern uns an. Mineral aradım. Dolap bozuk, ne yapayım? Ne? Ben şimdi toplarım hayatım. Hayır. Tamam. Çıkın, ben hallederim. Hadi herkes çıksın. Hayır. Sen bırak. Elini kesersin. Gel Melek, biz gidelim. Elif ablam böyle zamanlarda ayak altında dolaşılmasını sevmez. Gel. Sen biraz sinirli bir tipsin, biliyorsun değil mi? Yani... Ben de çok mutlu değilim. Bir sürü para verdim buraya gelmek için. Ha bir de test parası. Kapiş? Yani? Was ist yani? Ben bu kıza kaç yıl tek başıma baktım, sen biliyor musun? Ya sen ne biçim bir kadınsın? 22 yaşında bir adamın hayatına giriyorsun ve sonra haber vermeden çıkıp gidiyorsun. 12 sene sonra elinde bir kız çocuğuyla gelip bu senin kızın diyorsun. Yalan mı? Ve bu benim Ömer'le mesela. Sana ne? Sana ne mi? Ne demek sana ne? Bu Ömer'le benim mesela.
benim ailemin meselesi. Melek Ömer'in kızı, kabul. Biz ona sahip çıkarız. Ama bu seni evlat edineceğiz anlamına gelmiyor. Yani şimdiye kadar Ömer vardı ya karşında. Bundan sonra yanında ben de varım. Ayağını denk al. Kapiş? Melek. Melek.com gidiyoruz. Müti, bitti, bitti. Baba. Sibel ne oldu ki? Kom Melek. Biz istenmediğimiz yerde kalmayız. Kim istemiyor sizi? Olur mu canım öyle şey? Karı nasıl o? O da kalmanızı istiyor, öyle değil mi Elif? Elif? Evet. Efendim? Evet. Hadi çocuğum, üstünüzü başınızı düzeltin. Anneanneye okulun ilk günü fotoğrafı göndereceğiz. Sen de geçer misin tamam, hayatım? Elif, Elif, şu yakanı bir düzeltebilir misin hayatım? Hadi canım. Elif, Melek de orada bize doğru bakıyor. Onu fotoğrafı almazsak çok üzülecek. Ne yapacağız şimdi? Melek'cim, sen de çocukların yanına oturmak ister misin? Evet. Elif, çok teşekkür ederim. Bunun zor bir durum olduğunu biliyorum. Yani annene göndereceğim fotoğrafı. Ömer, tamam. O daha bir çocuk ve olanlarda hiçbir suçu yok. Hadi sen de otur. Sağ ol. Hadi bakalım, gülümsemeyi unutmuyoruz. Makineye bastığında kendi... Hoppala. Sen niye oturdun ya? Poz veriyorum. Aile foto değil mi? Ben de aileden sayılmaz mıyım? Ömer, bir gelir misin? Makinede sorun var galiba. Allah Allah. Ne sorunu ya? Ben şimdi çalışıyordum. Makinede sorun yok. Kadın oturduğu yerden kaldır. Makinede sorun varmış gibi yapıyor. Ömer, sana kaldır diyorum. Bu bir aile fotoğrafı ve ben o kadını bu fotoğrafın içine... Yapamadınız mı? Ben Almanya'da fotogeşafta çalıştım. Çok iyi biliyorum bu makinelere. Tamam, çözdük. Ya bak burada bir... Çözdük biz, tamam. 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 Sen bu tarafa otur musun? Şey yapalım mı? Biraz ayrı oturalım mı? Biraz alan bırakalım. Elleri de şey yapar. Evet, tamam. Evet. Ben makasla böyle kesip atıveririm onu aile resminden. Ömer'cim, sen bu tarafa geç. Tamam hayatım. Evet, şimdi. Hazırız değil mi? Hazırız. Evet, bakayım. Çok güzel. Birazdan çekecek. Gülümsemeyi sakın unutmayın. Foto çok sıkıcı şu an. Kızlar bayılacak. Akşama Salih'le karısı gelecek, haberin olsun. Ne? Ne dedin sen? Benim haberim olmadan kimseyi davet edemezsin sen bu eve. Niyeymiş o? Burası benim de evim. Ben bu evde kaldığım müddetçe senin tarafından hiç kimse gelmeyecek bu eve. Anlaşıldı mı? Allah Allah ya. Biz adamla iş kuracağız. Sözleşme imzalayacağız bugün. Hem karısı aylardır seninle tanışmak istiyor. Ne yapsaydım yani? Elimden bir şey gelmedi ki, mecbur kaldım. Sen mecbur kalmış olabilirsin. Ama benim bir mecburiyetim yok. Ayrıca kimseyle tanışmaya falan da niyetim yok benim. Kaldır şunları. Kızlar gelecek. Kaldır şu çarşafını, yastığını falan. Daha iyi ya. Gelip görsünler beni ne hallere soktuğunu. Geldiler işte.
Merhabalar, hoş geldiniz. Ay lütfen buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Zeliş, istersen bize gidelim ha? Anne münasebet Nermin'cim ya. O kadar hazırlık yaptım ben. Oturup afiyetle yiyeceğiz yani. Lütfen buyurun, hadi. Terlik? Aman bırak terliği falan, zaten evi iyice dağıttı bu. Hadi geçin, hadi. Hadi kızlar. Hoş geldiniz. Kaldır şunları, kalk git şuradan hadi. Ya bırak dedim sana Zeliş. Görüyorsunuz değil mi? İnsana kendi evinde bile huzur vermiyor bu ya. Onu zamanında düşünecektin Kudret. Ayıp ayıp, insan biraz olsun suçunu bilir de başını biraz önüne eğer. Nermin bırak, Allah'ını seversen bırak muhatap olma şununla ya. Yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de her lafa dilini uzatıyor. Çek şurada. Ya Zeliş! Siz de hep arkadaşınızı koruyun değil mi? Ya 40 derece ateşle şuursuzca yatıyordum ben. Asıl kurban benim. Kızın gözü dönmüş. Ayrıca aramızda hiçbir şey olmadı. Ne olacak bunların hali? Ne olacak işte? Zeliş boşanma davası gününe kadar bekleyecek. Ay Allah bu Zeliş'in yardımcısı olsun. Ne bu hal ya? Oh be. Şöyle rahat rahat muhabbetimizi edelim şimdi. Kocası hapse girer girmez ya. Adamın karşısına çıkıyor, diyor ki zaten bu kız da senin değildi. Alıyor kızı, geliyor Türkiye'ye. Ay pes ya. Ne insanlar var ya Rabbim. Bir de kız çocuğa alıyor karşısına, diyor ki bu adam senin baban değil. Gel seni babanla tanıştıracağım. Çıkartıyor Ömer'in karşısına. Ay sen madem hamile kalıyorsun, niye gidiyorsun evleniyorsun? Hadi gittin evlendin, sen ne geliyorsun ortalığı karıştırıyorsun? Ya. Bak şimdi bir laf edeceğim, bozacağım ağzımı. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya. İnsan kimseden olmasa en azından çocuğundan utanır. Bak canım, böyle insanların utanması ağırlar. Ben biliyorum böyle insanları ya. Vallahi annem derdi, Allah kimseyi ahlaksızla terbiye etmesin diye. Ay şunu bırak Allah aşkına ya. Sana söylüyorum Nermin, deminden beri ne oluyor ya? Haldır 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 haldır. Bir dur. Ne oluyor, bulgurluya gerilim mi gidiyorsun ya? Ay, bana bak. Ya. Vallahi sen çeyiz mi yetiştiriyorsun, ne yapıyorsun? Yok yok, sende bir şey var. Kız söyle. Nermin? Şşş. Kızlar. Ha. Altay bir bana evlenme teklif etti. Yemin ederim dün gece rüyamda gelin gördüm kızlar. Kız ben eriyor muyum ne ya? Ay gelin buymuş ya. Nermin biraz hızlı olmadı mı bu ya? Ay bırak, adam aşık olmuş demek. İrem'le Kerem ne diyor? Kızlar üstüme gelmeyin ne olur. Hem zaten kabul etmeyeceğim. O kadar Bahadır'ı atlattıktan sonra ben... yakışık almaz diye hemen öyle hayır diyemedim. Yoksa benim yaşımdaki çocuk sahibi yani hiç yakışık almaz böyle bir şey ama. Ay ne demek canım, ne alakası var ya, sen sakın olmaz mı olmaz deme şimdi, dur bakalım. İyi. Yatağınız nasıl? Söz konusu bile değil. Yani daha eli elime değmedi. Düşmedik bile deme bana. Ay Nermin. Ay sen nereden kaldın ya? Ay çok acayip bu ya. Kız artık deneme sürüşü yapmadan araba satın alınmıyor. Elif, hayatım telefonu çalıyor. Ay, geliyor. Dur. Ay, ay. Dur kızım, dur. Ha. Alo. Alo. Ömer'i arıyorum, açılmıyor. Ömer telefonunu evde unutmuş. Bu sesler ne? Ne bu gürültü?
Çocuklar sus. Çocuklar. Sibel sen ne istiyorsun? Bir şey mi diyecektin? Meleği alacaksın. Sen Meleği alma. Ömer çocukları parka götürdü. Öğleden sonra alırsın Meleği. Çocuk sesleri duyuyor. Mahallede çocuklar futbol oynuyor. Onların sesidir. Onu bunu bilmem Ömer Çağpak'tan. Ben gelip kızımı alıyorum. Alo? Hayatım niye yalan söyledin? Gelmesin istedim. Ailecek mutlu mutlu doğum günü kutlayalım istedim Metin'i. Şimdi gelirse her şey berbat edecek, canımız sıkılacak. Ama ters tepti. Gelecek mi yani? Geliyor. Ömer. Ömer her şeyi toplamamız lazım. Hayatım çıldırdın mı? Çocuklar! Ha? Çocuklar acil durum. Acil durum. Başka bahçeye gidiyoruz. Her şeyi toplayacağız. Bakın en çok toplayana benden bir sürpriz var. Hadi bakalım. Siz de masayı toplarsanız rica edeceğim. Ömer hepsini toplamıyor. Ömer şunu aç. Ömer bir dakika bir yere arayacağım. Ömer. Alo. Zeliş. Yarım saatlik bir doğum günü kutlamam kaldı. Senin bahçeye geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Toplayın hadi. Geldim. Geldim. Kızım nerede? Sibel. Dondurma yemeye gittiler. Park demiştin hani? Parktan sonra gitmişler. Ömer telefonunu evde unuttu dedin. Sen nereden biliyorsun? Arkadaşının telefonundan aradı. Yalan söylüyorsun. Melek! Sibel burada değiller Melek. Diyorum. Melek! Ben telefonda çocuk sesleri duyunca sandım ki belki... Elif teyze, doğum günü bitti mi? Bahçede kimse yok. Çık çocuğum dışarı. Dışarıdalar. Çık evladım, çık. Sen nasıl bir dolap çeviriyorsun? Sibel, Sibel bir durur musun? Anlatacağım, bir dinle beni. Sibel! Kızımı istiyorum. Melek nerede? Hangi bahçedeler? Söyle bana. Melek şu anda gelmek istemiyor. Sen niye anlamak istemiyorsun? Sibel! Sibel! Sibel durur musun? Beni çiğnemeden bu kapıdan geçemezsin. Çekil önümden, kızımı alacağım. Hayır. Melek! 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 Sibel lütfen sakin olur musun? Sakin makin olamam. Bana kızımı vermiyorsunuz. Melek kom. Kom Melek. Gidiyoruz. Sibel. Sibel sen yanlış anladın. Kusura bakma biz sana haber vermeyi unutmuşuz ama bugün Metin'in doğum günü. Melek de içeride kardeşleriyle güzel güzel oynuyordu. Evet. İstersen sen de gel ha. Daha pastayı bile kesmedik biz. Melek için. Elif. Ne olur kusura bakma olur mu? Anlıyorum. Melek senin kızın. Onu düşünmek zorundasın. Ben zaten bunun için susuyorum. Ömer ama sen de beni anla ne olur. Bu yaşananların hiçbiri benim için kolay değil. Ben aylardır herkese, etrafımdaki herkese, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, herkese laf yetiştiriyorum. Evet diyorum. Ömer'in bir kızı var. Beni tanımadan önce olmuş ama diyorum. Hiçbir şeyden haberi olmadan olmuş her şey diyorum. Sürekli seni savunuyorum. Ben niye yapıyorum bütün bunları? Çünkü seni seviyorum. Sen benim eşimsin. Benim için her şeyden önemlisin, her şeyden öncesin.
Ömer senin önceliğinde. Melek, madem annen seni götürmek istiyor, o zaman yapacak bir şey yok. Gidebilirsiniz. O zaman Melek'e götürüyorum ben. Sen Melek gitsin mi istiyorsun? Yok. Ben Melek gitsin istemiyorum ama sen götürmek istiyorsan götürebilirsin. O zaman Melek gidiyor şimdi. Tamam. Ben yalnızca palyaçoyu da görsün istemiştim. Muti, ne oldu? Palyaçoyu da göreyim. Bir tığ, bir tığ. Tamam. Ama 7'de gelip alırım. 7'de. Ben hemen geliyorum. Palyaço bulmaya mı? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.